Sevgili Marmaris yaşayanları ve değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk ulusunun onurlu bir destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü gururla kutluyor. Ebedi Başkomutanımız ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Seyit Onbaşı başta olmak üzere bu kadim millet için hiç düşünmeden canlarını siper eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Çanakkale Savaşı, tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk milletinin dünya tarihine geçen büyük bir zaferidir. Bu zafer yalnızca bir savaşın kazanılması değil, aynı zamanda yokluklar içinde harap ve bitap düşmüş bir milletin emperyalist dünyaya karşı bağımsızlığı ve onuru için tek yürek olarak verdiği mücadelenin destansı bir öyküsüdür. Türk milleti için ya istiklal vardır ya da ölüm. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek ulusumuzun kaderini değiştiren, vatanımızı ve istiklalimizi eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere iyi anlatılması atalarımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Çünkü geçmişlerini bilmeyen toplumlar geleceklerini inşa edemezler. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Biz bu anlayışın torunlarıyız. Ancak bağımsızlığımız, bayrağımız ve uğruna kan dökülen devrimlerimiz için canımızı feda etmekten de asla geri durmayız. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bir ve beraber olup ortak bir amaç için mücadele ettiğinde neleri başarabildiğinin en önemli örneğidir. Çanakkale Zaferi'nden sadece 8 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ve yokluklar içinde çıkmış bir milletin yepyeni bir devlet kurması da bunun tezahürüdür. Çanakkale'de 7 düvele karşı verilen mücadelenin ardından emperyalistler tarafından ezilen mazlum halklara umut olarak modern ve çağdaş bir anlayışla kurulan Cumhuriyetimiz bugün 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Ne yazık ki Türkiye bugün geçmişini unutan, tarihten hiçbir ders çıkarmayan, ulus olma bilincinin önemini kavrayamayan, Türk demekten çekinen, milliyetçiliği ırkçılıkla karıştıran, kendi ekonomilerini düşünmekten evine ekmek dahi götüremez hale gelen vatandaşını düşünemeyen, midesine kuru ekmek giriyorsa aç değildir diyecek kadar yüreği nasır tutan, bölücü terör örgütü mensuplarına seyyar mahkemeler kurup, o mahkemelerde teröristleri aklayıp, şehit analarının yüreğini ateş düşürüp, arkasından Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını terör örgütleriyle yan yana anacak kadar değerlerimizden uzaklaşan, İstanbul ve Ankara'da seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına vitrin süsü deyip, devamında başkanların yetkilerini elindeki yasama gücüyle tırpanlayıp, vatandaşlara hizmet götürmelerini engelleyecek kadar antidemokrat olan, kadın erkek eşitliği fıtrata ters diyerek toplumsal eşitliği ayaklar altına alan, üniversitelerde uygulanan antidemokrat atamalarla bilim yuvalarını zulüm yuvalarına döndüren, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kindar yetiştirmekle övünen, eğitim ve öğretimi yapboza döndüren, kendinden olmayanı terör örgütü mensubu olarak yaftalayan, adaleti, basın özgürlüğünü, hak ve özgürlükleri 3. dünya devletlerinin seviyelerine indiren, bu ülkenin kurucusunun kabartmasını devlet madalyalarından çıkaracak kadar ona ve fikirlerine dayanamayan, 88 yıl önce varlığından onur duyduğumuz halk evlerinin kurucusu Milli Eğitim Bakanımız Reşit Galip tarafından kaleme alınan ve Türk gençliğine yüksek ve asil duygular yükleyip yurttaşlık bilinci aşılayan andımızın okullarımızda okunmasına tahammül edemeyen bir iktidar yönetiyor. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partililer olarak söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında CHP iktidarında atamız devlet nişanlarında tekrar yerini alacak. Andımız çocuklarımızın dillerinde tekrar yankılanacak. Bu topraklarda kindar nesiller değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetişecek. Kadın erkek eşit, yargı bağımsız olacak. Köylü yeniden milletin efendisi olacak. Ama her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir vatandaşımız düşüncesinden, dilinden, dininden, renginden, ırkından veya cinsiyetinden dolayı ötekileştirilmeyecek. Gönülden dilerim ki Türk milleti bir daha savaşmak zorunda kalmasın ve gencecik vatan evlatlarını şehit vermesin. Bu düşüncelerle
tekrar 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum.